Aga öncelikle Abi. YouTube'dan izleyenler selamünaleyküm. Abone olsanıza. Enes Batur geçeceğiz. Hadi be yapmayın be. Şimdiye kadarki en zor 10 seçim kişilik testi. Gel. Toplan abi. Evet arkadaşlar, hayatınızda cevap vermeniz gereken en zor 10 soru ile Tamam. karşınızdayız. Bakalım Hayatımız abi. boyunca sürekli olarak bir sürü önemli seçim yapmak zorunda kalırız. Mesela hangi üniversiteye başvurmalıyım? Ülkenin diğer ucundaki daha yüksek maaşlı işi acaba kabul etmeli miyim? En çok kırmızı Evet. şekerlemelerimi, mavi şekerlemelerimi seviyorum. Yani Kararlarımız sadece geleceğimizi belirlemekle evet. kalmaz, aynı zamanda kim olduğumuzu anlamamızı sağlar ve kişiliğimizi şekillendirir. Bu videomuzda olumlu bak olarak size aralarından seçim yapmanız gereken 10 tane soru soruyoruz. Soralım Videonun abi. sonundaysa nasıl bir insan olduğunuzu anlatacağız. Her sorunun yalnızca iki olası yanıtı var. Yani A ile B Ulan ben seçeneği kaydım. arasında bir Ben de A ile seçim yapacağım. yapmanız gerekiyor. Evet, biliyorum çok zor. Testi yaptığınız sırada kaçar tane A veya B seçti yapmadan önce şekilde Hadi ulaşacaksınız. abicim ya. Hadi başlıyoruz. Başlayalım 10. abi. Hangisini tercih ederdiniz? A. Çevrenizdeki en zeki kişi olmayı mı? Yoksa B. En çekici kişi olmayı mı? Zeki. Zeki abi. Zeki. A. Zaten çekici. Zekanın açmadığı yol olmaz. Bunu unutmayın hocam. Ben A diyorum. A şıkkını seçmeniz, başkalarının ne düşündüğünü gerçekten umursamadığınız ve kendi başınıza gayet iyi durumda olduğunuz anlamına gelir. Çekici olmayı tercih ediyorsanız, diğer insanların fikirleri sizin için önemli demektir. Öyleymiş. İlgi bağımlısı diyor yani size. 9. Hangisini tercih ederdiniz? A. Her zaman doğruyu söylemek zorunda kalmayı mı? Yoksa B. Her zaman yalan söylemeyi mi? B. Nasıl be? Her zaman doğruyu söylemek güzel şeylere yol açmaz. Doğru ama her zaman yalan söylemek doğru şeylere yol açmaz. Ama hiçbir zaman onun yalan olup doğru anladın mı sen onu? Yalan Gerizekalı doğru herif. olup olmadığını bilemeyecek. He, ben B Nasıl diyorum yani? abi, bilmiyorum. Mesela çok Ben A demem yani buna. Bu gerçekten zor bir seçim. Ya hiç yalan söyleyemiyorsunuz ya da asla gerçeği söyleyemiyorsunuz. Bu mu? Yalanlar yerine gerçeği seçmiş olmanız sizin özverili bir insan olduğunuzu gösterir. 8. Hangisini tercih ederdiniz? A. Artık hiçbir zaman internete erişiminiz olmamasını mı? Yoksa B. Hayatınızda hiç uçağa binmemeyi mi? B olmasın B hocam. kanka B. Ama uçak da şimdi neyse ya hadi. İnternet önemli abi. Uçak korkunuz Helikoptere varsa binerim ne uçak yerine. seçeceğiniz zaten belli. Ancak seyahat etmeyi çok seven biriyseniz çektiğiniz acıyı anlayabiliyoruz. İnterneti uçağın yerine seçmek çevreye çok önem verdiğiniz anlamına gelebilir. Ya da YouTube'daki videolarımızı izlemeyi gerçekten seviyorsunuzdur. Çok seviyoruz abi. Ayrıca internet sayesinde evinizden dışarı bir adım bile atmadan istediğiniz ülkeyi izleriz. A. Gerçek aşkı bulmayı mı? Yoksa B. 1 milyon dolar kazanmayı mı? B. A. Bu ne zaten değil mi? Ben yarışlar gibi Aynen öyle. A Parayı abi. seçmiş olmanız, gerçek aşk gibi şeylere o kadar da inanmadığınızın bir göstergesi olabilir. Siz muhtemelen son derece pratik ve duygusuz birisiniz. Öyle size diyor. 6. Hangisini tercih ederdiniz? A. Bir daha asla konuşamayacak olmayı mı? Yoksa B. Her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalmayı mı? Abi. Ben konuşmayayım abi. Olmaz abi. Konuşamamak gerçekten zor olabilir. Ama her zaman ne düşündüğünüzü söylemekten daha mı kötüdür? Oo bunu Kız sevdim. arkadaşınız size iyi görünüp görünmediğini soruyor ve siz yalan söyleyip evet diyemiyorsunuz. Bunun sonucunu düşünebiliyor musunuz? Belki de söz gümüşse sükut altındır ya da Bitcoin'dir. 5. Hangisini tercih ederdiniz? A. Fotoğrafik bir hafızaya sahip olmayı mı yoksa B. İstediğiniz her şeyi unutabilmeyi mi? İstediğimiz her şeyi unutabilmek Aa dünyanın en güzel şeyi bence. Be. Be abi. Helal. Sen ne dert kalır ne tasa kalır ya. Fotoğrafik hafızaya sahip olmak her şeyi çok kolayca öğrenebileceğiniz anlamına gelir. Ama biliyorsunuz bu durum bir kabusa da dönüşebilir. Mesela insanların normalde unuttuğu her türlü kötü şeyi hatırlarsınız. Şu an istediğiniz herhangi bir şeyi herhangi bir zamanda unutmak oldukça cazip geliyor, değil mi?
Ancak yo, fotoğrafik hafızayı seçmek sizin güçlü bir insan olduğunuzu güçlü da gösterir. Güçlü müsünüz seçenler? Eyvallah. 4. Hangisini tercih ederdiniz? A. Sevdiğiniz kişiyi bir daha asla öpmemeyi mi, yoksa en sevdiğiniz yemeği hiç yememeyi mi? B. B abi ya. B abi, bir sürü en sevdiğiniz yemek var. Abi bir sürü en sevdiğiniz yemek var ya. Seçmeniz muhtemelen yalnız olmayı tercih ettiğiniz anlamına gelir. Ancak B şıkkını seçtiyseniz siz yemek yemeyi gerçekten seven biri olmalısınız. Yok tam tersi o zaman. A'ymıştı bizim. Mal Sercan. 3. Hangisini tercih ederdiniz? A. Dünyada mutlu bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı? Yoksa B. Dünyada mutsuz bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı? O nasıl mantık soru ya? Mutlu da bir gire ya. Mutlu. Onu döverler mutlusun diye. Bana ne? Kanka ben B derdim. Şimdi neden? Bunu biraz düşünün. Çünkü bu da çok zor bir soru. Etrafında mutlu insanlar var ya. Sadece mutsuz insanların olduğu bir dünyada siz gerçekten mutlu olabilir misiniz? Evet. Arkadaşlarınızın, ailenizin, siz şanslı kişi hariç herkesin zorluklar yaşadığını düşünebiliyor musunuz? 2. Hangisini tercih ederdiniz? Hadi bakalım. A. Yaşamın mümkün olduğu bir gezegeni keşfeden ilk kişi olmayı mı? Yoksa B. Ölümcül bir hastalığı tedavi eden ilacın mucidi olmayı mı? B. Ben A. B abi. A. En azından üzgün insanları mutlu ederim diye düşünüyorum ben. B. Yoksa yani yaşam mümkün olduğu bir gezegen. Ya. İnsanlık için çok önemli. Ancak bir hastalığı tedavi etmek şu anda birçok insanı kurtarabileceğiniz anlamına geliyorken bir gezegeni keşfetmek teknolojide büyük bir sıçrama olması demektir. Ancak bu yalnızca uzun vadede mümkün olabilir. Yani muhtemelen o gezegende şahsen bulunma şansınız zaten olmayacaktır. 1. Hangisini tercih ederdiniz? Bakalım hocam. Fakir ama insanlara yardım edebilen biri olmayı mı? Yoksa B. Başkalarının ahını alarak inanılmaz derecede zengin olmayı mı? Oha bir gün çıkar hocam, ben giremem bu topa. Ben A diyorum. Fakir ama insanlara yardım. Fakirim nasıl yardım ediyorum? Fakirim nasıl ediyorum ama yapayım yani. Seçtiyseniz siz başkalarını kendinizden daha fazla önemseyen birisiniz demektir. B şıkkıysa... Yo ben ondan dolayı vardı demedim. A şıkkını seçen bu kişinin... Bu A bir yerden çıkar abi. ...tam tersi biri olduğunuzu hayır, gösterir. Hayır kanka, ahı nerede aldığım önemli. Demek nasıl ki pis alıyor? İşler yapıyorsun yani, anladın mı? Hayır, ağır farklı adamsın. Şekilde de alabilirsin ya. Ya bilmiyorum. Tamam, şimdi sonuçlara bakmanın zamanı kaç geldi. Adedin, kaç adedin, kaç sürpriz! Derek. Bu sizin ne kadar bencil bir kaç olduğunuzu dedim ben ya, hiç saymadık A şıkkını 1 ila 3 kere seçtiyseniz, siz oldukça bencil bir insansınız. Yok bu kadar değil, daha fazla seçtim. 4'tür benim ağa. Ancak bu yine de o kadar kötü olmayabilir. Sonuçta bu sadece tam olarak istediğiniz şeyi elde etmek için savaşmayı tercih ettiğiniz anlamına gelir. Fakat oraya ulaşmak için gerçekten de diğer insanları ezer miydiniz? A şıkkını 4 ila 6 bu benimdir büyük ihtimalle. Sizin orta derecede bencil biri olduğunuz anlamına ben orta gelir. Derece bencilmişim yani arkadaşlar. Ne çok fazla ne de çok az. Tam olması gerektiği kadar bencilsiniz. Hemen hemen çoğu insan bu kategoriye girer. Siz sadece gerektiği zaman bencil olan birisiniz. Tamam. Eyvallah. A şıkkını 7 ila 10 kere seçtiyseniz siz başka biri için kendi çıkarlarınızı her zaman feda etmeye hazır bir insansınız. Mal yani. Ancak başkaları için her şeyden kolayca vazgeçerseniz hayatta kendi isteklerinizi elde edebilecek misiniz? Aa, Meryem Ana geri gelmiş. Peki sizin sonuçlarınız neydi? Abi ne anlatıyorum ben, ne izledim amına koyayım ya.